Merhaba arkadaşlar, merhaba loturcular, Rice Tour'cular, hoş geldiniz. Arkadaşlar güncelleme notlarıyla karşınızdayız. Son güncelleme biraz güzel, böyle çok böyle savaşa derinlik katabilecek bir güncellemeye benziyor. Ben güncellemenin özünü beğendim. Güzel, mantıklı birkaç sorunu çözmüş ama daha büyük sorunlarımızı çözmemiş. Daha büyük sorunlarımız var. Yavaş yavaş arkadaşlar, yavaş yavaş bastırıyoruz, olacak, edeceğiz. Elinde sonunda olacak. Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba, mezara girince mi? Yok, şu olaylar bir bitsin. Düzelsin olaylar. Arkadaşlar lütfen videonun başına söylüyorum, hep sonuna kalıyor. Duymuyorsunuz siz de. Beğenelim, abone olalım. Bu kanala destek olmanızın en iyi yolu. Lütfen beğenelim, abone olalım. Yorum yazabilirsiniz. Çok iyi olur, çok faydası olur. Kanala destek olmanın bedava yolu. Yani bedavaya kanala destek oluyorsunuz. Bize destek oluyorsunuz. Bu çok güzel. Videolar yine haftada iki gelecek. Fakat görüyorum, biliyorum eleştirileriniz var. Fakat arkadaşlar Knight Online'da oynuyorum. Knight Online videoları da yapıyorum bir taraftan. Bayağı yoğun gündem. Ve zaten sezonun sonuna geldik. Açıkçası oyuna da çok fazla girmiyorum sezon sonu olduğu için. Şimdi sezona başlayalım. Yine zaten ateşlenecek oyun yani. Onun için videolar paylaşacağız. Bu gelen güncellemelerin bazıları sanırım yeni sezonlar için. Bakacağız, bu sezonda direkt aktif olmayacaktır. Yeni sezonda aktif olacaktır. Veya oyunun yeni sezona, yeni oyuna başlayanlar da aktif olacaktır. Göreceğiz. Fakat ben size şimdi 3 tane konu var burada. Önemli olan konu. Komutanların saygı şekilleri değişti. Arkadaşlar bu şimdi bununla başlayalım direkt, hatta girişimizi yapalım. Komutanların saygı görüntüleri değişti. Mitik, Legendary ve Epic oldular. Burada hani maksadında veya kökünde değişen bir şey yok arkadaşlar. Sadece görünüşleri değişti açıkçası. Onun için hani bu güncelleme ile alakalı çok ciddi bir şey konuşmamıza gerek yok. Sadece görüntüsel birkaç düzeltme. Görüyorsunuz arkadaşlar, Legendary olanlar yani bizim T3 komutanlarımız Mitik'e dönüştü. Saygıları da Mitik'e dönüştü. Hani burada çok ciddi bir farklılık yok. Epic olanlar yani T2 dediğimiz Legendary'e dönüştü. Yani bunları şimdi Epic'leri Legendary görüp farklı bir maksat çıkartmayın. Yani aynı şey aslında. Aynı şey, sadece görünüşleri değişti. Yani Mighty'ler, yani en düşük versiyonlar T1 komutanlar da Epic'e dönüştü. Bu artık Mighty saygılar çıkıyor hala. Mighty saygıları özellikle hani o bir saygı veren itemler vardı ya, o şu anda burada göstermemişler onu. Onları direkt mora çevirebiliyorsunuz. Bu güncelleme sadece görüntüsel bir güncelleme arkadaşlar. Onun için başka bir şey değişmedi. Görüyorsunuz burada T1 komutanlar şey oldu. Legendary olmasının sebebi, yani bunlar işte T2 komutanlardı. Bunlar T2'ler, Legendary oldu. Bakın burada bu adam bunu Epic yapmış. Yani siz Legendary'den eğer ki saygısını hatırlarsanız yine pardon, Epic demişim, özür dilerim, Mitik'e çevirebiliyorsunuz. Yani bir üst seviyeyi yine çıkartabiliyorsunuz. Onun için hani burada onun dışında farklı bir değişiklik yok. Görüyorsunuz Elrond burada turuncu, Arwen sarı. Yani Legendary oldu bunlar. T3 komutanlarda Mitik oldu. İlk güncelleme notumuz bu arkadaşlar. Diğerine geçelim. Arkadaşlar benim çok savaştığım için savaş esnasında çok fazla beğendiğim bir güncelleme bu. Yani çok çok beğendiğim, gerçekten çok mantıklı olduğunu düşündüğüm bir güncelleme ve strateji konusunda ciddi anlamda derinlik katmış bu. Arkadaşlar siz isterseniz komutanlarınızı göndermeden komutansız bir şekilde artık hisarlarınızı asker yerleştirebileceksiniz. Bu size ne kazandıracak? Askerlerinizi oraya yerleştirip daha kısa mesafeden takviye alabileceksiniz komutanlarınıza. Bu çok iyi bir şey. Çünkü biz askerlerimizi ta kalemiz çok uzakta kalıyordu. Biz ta uzakta savaşıyorduk. Kaleyi oraya taşımamız gerekiyordu savaşta aktif kalabilmemiz için. Yoksa 40 dakikadan 50 dakikalardan takviye alıyorduk. Bu da gerçekten savaşı çok yavaşlatıyordu. Savaşı hızlandırmak için bunu yapmışlar. Siz isterseniz oraya gönderebiliyorsunuz askerlerinizi ve orada biriktirebiliyorsunuz. Fakat bu ne gibi negatif özellikleri var? Bunun negatif özelliği şu arkadaşlar. Eğer ki saldırı gelirse bu askerlerinizin tamamı kendini savunamayacaktır. Yani bir tane komutan bile gelip bu askerlerinizi çok rahat kesebilecektir. Onun için hisarlara ne koyduğunuza dikkat edin. Siz eğer ki fark etmezseniz çekemezsiniz de ve bütün askerleriniz bir anda ölür arkadaşlar. Bu gerçekten çok kötü olur sizin için. Onun için bunu bu kararı alırken çok dikkatli almanız lazım. Fortunuza yakın bir düşman karesi olmaması lazım. Üçüncü olarak arkadaşlar, üçüncü güncelleme benim çok çok daha hoşuma gitti. Şimdi ne arkadaşlar? Bu fort Settlement and Frontline Fort. Yani bu fortu arkadaşlar 2'ye 2 olarak siz koyabileceksiniz. 2'ye 2. Yani 2'ye 2 toprağınız olması lazım. 4 tane toprağınız olması lazım kare. Şimdi bunu ondan sonra kuracaksınız oraya. Peki bunun avantajı ne? Bunun normal fortlara asker biriktirmekten farkı ne? Bunu da arkadaşlar siz formasyonunuzu da değiştirebileceksiniz. Yani örnek veriyorum, siz VK'ya Felbis koydunuz ve Felbistiniz bitti. Artık takviye çekemiyorsunuz. O zaman bu
Ford'lara getireceksiniz. Bu Ford diğer Ford'dan farklı arkadaşlar. Bu Ford 2'ye 2 siz yapmanız gerekiyor. Sürelerini falan yazmamışlar. Bu ne kadar sürede kuruluyor vesaire görmedik onu. Fakat buna siz komutanınızı geri çekip bunun içinde formasyon da değiştirebileceksiniz. Askerlerinizi burada da biriktirebileceksiniz. Yani normal Ford'dan çok çok daha işlevsel olmuş. Yani düşünsenize bir anda felbistiniz bitiyordu. O VK'nızı veya işte örnek veriyorum komutanınızı veya formasyonunuzu tamamen kaleye çekip anca formasyon değiştirebiliyordunuz. Önceden bu aslında güncellemeden önce formasyonu istediğiniz gibi değiştirebiliyordunuz. Güncellemeden sonra formasyon değiştirmeyi kaldırmışlardı. Şimdi onu da getirdiler. Yani arkadaşlar bu hisar ve bu kurulan şey settlement olayı çok iyi olmuş. Bu ikisi savaşlara çok daha derinlik katacak. Savaşların çok daha aktif ve çok daha dinamik olmasını sağlayacak. Çünkü ölüyordunuz ve bir saat bekliyordunuz falan şey takviye gelmesi onun için çok kötüydü. Ben bu güncellemeyi de çok beğendim arkadaşlar. Şimdi özetleyelim. Gelen güncellemeler şimdi bizim farklı sorunlarımız var oyun içi. Ben biliyorum arkadaşlar bunu. Onun için ben de farkındayım ve bunları söylemeye devam ediyorum. Fakat güzel bir şey yapıldığında da bunu kötü bir şey yapıldı demek de mantıksız olur. Yani haksızlık olur. Onun için ben bu güncellemeyi beğendim arkadaşlar. Gelen yani birinci madde çok önemli değil. Görüntü değişmesi sadece. Niye böyle bir şey yaptılar, ihtiyaç hissettiler bilmiyorum. Daha herhalde göze hoş geliyor. Mitik olması falan filan. Olsun olabilir, yapabilir. Görüntüsel düzeltmeler yapılabilir. Ama diğer ikisi ve üçü gerçekten savaşlara dinamiklik kazandıracak ve daha fazla savaş esnasında kalmamızı sağlayacak. Sıkılmamamızı sağlayacak öyle söyleyeyim. Çok mantıklı kullanılmalı, stratejik olarak kötü yanları da var. Yani çok dikkatli olunması gereken bir şey. Ve ben böyle dinamik şeyleri seviyorum arkadaşlar. Bence güzel güncelleme olmuş. Aşağıda paylaşacağım linkten satın alımlarınızı yaparsanız arkadaşlar sizin pes alacaksınız, bir şey alacaksınız. Bana faydası olur ve bunu gerçekten hiç cebinizden ekstra para çıkmadan yapacaksınız. Yani ne yapıyorsanız yapmaya devam edeceksiniz. Bana destek olmuş olacaksınız. Kanala destek olmuş olacaksınız. Onun dışında beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Yorumlarda da lütfen belirtin. Yorumlarda birlikte tartışalım. Güncellemeyi nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Yöneticilere de direkt yorumlarınızı iletiyorum arkadaşlar. Onun için yorum yapmanız, burada YouTube'da bizzat yorum yapmanız, Discord'da bana özelden yazmanızdan çok çok daha önemli. Onlar da YouTube'da eleştiri yapıldığını görünce bir tık daha özenli davranıyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.